Türkiye'de altın madenciliği ilk Bergama ile girdi ve o zaman Bergamalılar şunu söylüyorlardı: her yer Bergama, hepimiz Bergamalıyız. Ya Bergama'yı eğer kaptırırsak bütün ülke madencilerin, altın madencilerin talana uğrar sözleri vardı. Nitekim de ne yazık ki bütün haklı mücadele, güçlü mücadeleye rağmen dönemin iktidarlarının hukuka aykırı davranması, toplumun taleplerini reddetmesi üzerine nedeniyle Ovacık Altın Madeni çalışmasını halen sürdürüyor. Ovacık'ta altın rezervi kalmadığı halde şimdi Çukurova'dan altın çıkartılıp getirip işletiliyor. Çukurova'da pek çok dava açıldı. Kapasite arttırımı yoluyla sürekli genişletildi. Açtığımız her davada, kazandığımız her dava sonunda 2009-07 sayılı genelgeye istinaden yeni yeni çevresel etki değerlendirme olumlu kararları verildi. Yani bir anlamda mahkeme kararlarının arkasına dolanıldı. Gökçeada'da tekrar bir girişimde bulundular. Gökçeada'daki girişim Çevre İl Müdürlüğü'nün web sitesine yayınlandığına göre 11 Eylül'de sonlandırılmış durumda. Ama öbür tarafta Kozak Yaylası'nda daha önce girişimde bulundukları Gelintepe, Kozak Yaylası'nın Kozak'a yakın yerde Gelintepe Maden İşletmesi projesi var. Onu da tekrar canlandırmaya çalışıyor. Bugünlerde bir takım sondajlar yapıldığına dair duyum alıyoruz. Yerli tahtacı ve Uyuzkaya altın madeni, bunların hepsi bu projelere ilişkin olumlu kararlar daha önce iptal edilmişti. Ama Ovacık altın madeni bir çalışan fabrika gibi düşünürsek, oraya hammadde sağlamak için nerede altın var oraya tekrar saldırıya geçildi. En son duyduğumuz Ödemiş, Gölcük'te bir yani ruhsat sahaları var. Onun tekrar canlandırılması söz konusu. ÇED süreci başlatılmış durumda. Benim bildiğim Güzelbahçe yakınlarında, İzmir Güzelbahçe yakınlarında Payamlı'da iki tane sahaları var. Ruhsatlı sahaları var. Ama şu anda halen Koza'nın elinde mi yoksa sattı mı bilemiyorum. Koza Altın İşletmesi ya da Bergama Ovacık Altın Madeni süreci aslında Türkiye'nin 90'lı yıllar, 2000'li yıllarının toplumsal, siyasal ve hukuksal fotoğrafını çekilmesini sağlayan bir olay. Evet, şimdi zaten Koza özellikle İpek Holding'e 2005 yılında madenin geçmesinden sonra Fethullah Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen İpek Holding'in işletilmesi, Koza Altın İşletmesi olarak işletilmesinden sonra hükümetle yakın ilişkileri nedeniyle, iktidarla, ortak iktidarda olmaları nedeniyle her istedikleri izni aldılar. Mahkemeleri etkilediler. Mahkemelerden çıkan kararlar uygulanmadı. Daha sonra kayyum atanmasından sonra tamamıyla TMSF'ye devredildi. Zaten hükümetin kontrolünde bir altın madeni haline geldi. Şu anda hiçbir denetim falan yapılmıyor. Çünkü eğer yapmak isterse hükümet yapar ama kendi altın madenini kimin için yapacak, nasıl yapacak, niye yapsın, yapmıyor. Ve bizim uğraştığımız alan, o maden işletmesinin çevreye verdiği zararların tespiti ve ona ilişkin durdurmak için çabalamak, ama öbür taraftan orada ciddi bir şey de bir değer de elde ediliyor, para elde ediliyor, kazanç var. O kazancın nasıl paylaşıldığı, nereye gittiği de belli değil. Aslında ciddi anlamda araştırılması gereken bir konu. Şu anda TMSF'nin kontrolünde. Kim denetliyor, nasıl yürüyor onu bile bilemiyoruz.